Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda sevdiğim ve dinlediğim müzik türlerinden bahsedeceğim. Zaman zaman bu konuda sizlerden sorular geliyor. O yüzden böyle bir kısa video hazırlamayı düşündüm. Videolarımda gördüğünüz plaklardan da tahmin edebileceğiniz üzere daha çok klasik müzik ve progressive rock tarzı müzikleri dinliyorum. Tabii bunun dışında dinlediğim müzikler de var. Klasik müzikte daha çok barok dönemi tercih ediyorum. Romantik dönem veya klasik dönem çok fazla ilgimi çekmiyor. Orada da tabii sevdiğim eserler var. Ama daha çok barok dönemi tercih ediyorum. Bunu tercih etme sebebim de şudur. Önce ne tarz müzik seviyorum, daha doğrusu müzikte neyi seviyorum onu anlatmak isterim. Müziksel altyapısı daha komplike olan, daha karmaşık olan müzik türlerini sevdiğim için barok dönem benim için bulunmaz bir nimet. Barok dönem özellikle büyük usta Johann Sebastian Bach müzikteki komplike altyapıyı sağlayan en büyük bir numaralı besteci. Dolayısıyla en çok barok dönem ve Bach'ı tercih ediyorum. Tabii ki diğer Alman, İtalyan ve birkaç Fransız besteciyi de tercih ediyorum. Rock müzik tarafına geçersek burada da favori grubum Kanadalı Rush grubu. Yine aynı sebepten dolayı müzik altyapısı oldukça karmaşık ve çok sesli bir müzik yaptıkları için Rush grubu favorim. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Müzik içerik konusunda aslında ikiye ayrılıyor. Bir, müziksel içerik. İki, duygusal içerik. Tabii duygusaldan kastım üzüntülü, hisli vesaire değil. Yani size bir duygu verip vermediği konusuyla ilgili olarak duygusal içerik diyorum. Dolayısıyla burada diğer müzik türlerinde de aslında klasik müzikte de, rock müzikte de veya herhangi bir müzikte de iki türlü içerik de söz konusu. Örneğin Beethoven'ın 5. senfonisi coşkulu, heyecanlı, heybetli bir müzik. Dolayısıyla bizim duygularımıza hitap eden bir müzik. Ama diğer uçta da Bach'ın bir klavsen suitini ya da bir org eserini ele aldığımız zaman içinde pek duygu barındırmayan sadece müziksel içeriği olan besteler. Yani bunları dinlediğimiz zaman bize çok fazla bir duygu vermiyor. Sadece müziksel olarak bunlardan keyif alıyoruz. İşte bu ayrımı belirttikten sonra şunu söylemeliyim. Rock'ta da yine dinlediğim türleri ikiye ayırabiliyorum. Birisi müziksel içeriği daha yüksek olan Rush gibi grupların müziği. Bir de duygusal içeriği daha yüksek olan işte Camel, Marillion, buna benzer grupların müzikleri. Bunlar ikisi benim için aslında ayrı kategoriler. Tabii rock müzikte bu kadar da sınırlı kalmıyorum. Scorpions'un da sevdiğim parçaları var. Deep Purple'ın da sevdiğim parçaları var. Diğer başka birçok grubu da beraberinde seviyorum. Bunun dışında çok sevdiğim bir müzik türü daha var. Elimde bu türle alakalı çok fazla plak yok. Türk halk müziği. Türk halk müziğini çok severim. Ama günümüzdeki deforme edilmiş halk müziğinden bahsetmiyorum. Otantik, orijinal, yöresel veya mahalli diye tabir edilen bu tür halk müziğinden hoşlanıyorum. Yöre olarak bir ayrım yok. Her yörenin çok güzel türküleri, oyun havaları var. Hepsini de ayrı ayrı seviyorum. Türk halk müziği de benim için üçüncü sırada yer alıyor diyebilirim. Bunun dışında dünya halk müziğini, dünya folk müziğini de çok severim. Dünya halk müziği sevgisini bana aşılayan kişiden bahsetmeden geçemeyeceğim. Kendisi Filiz Ali, Sabahattin Ali'nin kızıdır. Bir müzikolog, üniversitede hoca aynı zamanda. Yıllar önce sanırım ortaokul yaşlarındaydım. Radyoda o zaman sadece TRT1 ve TRT2 vardı. FM kanalı henüz daha yayına başlamamıştı. Orta Dalga Radyo'dan TRT2'de Dünya Folklorundan adı altında bir program vardı. Hazırlayan ve sunan Filiz Ali. Tabii o zaman Sabahattin Ali'nin kızı olduğunu da bilmiyordum. Çok keyifli izlediğim bir programdı. Afrika folklorundan Hollanda folklorine kadar, Eskimo folklorundan işte Amerikan folklorüne kadar, Yeni Zelanda folklorüne kadar her türlü folk müzikten bahseden bir programdı. Ve bu programı dinledikçe dünya folklorunu olan ilgim arttı.
Diğer müzik türlerine gelirsek, pop müzikten de sevdiğim eserler var ama daha ziyade artık bu 90'lara kadar olan müzikler diyebilirim. Yeni güzel parçalar da çıkıyor ama bir noktadan sonra artık pop müziğin bir şekilde ölmeye başladığını düşünüyorum. Örneğin eskiden ABBA çok ilgimi çeken bir grup değildi. Ama şimdi plaklarını alıyorum çünkü daha iyisi gelmedi. Veya Michael Jackson, hani çok çok sevdiğim, bayıldığım bir şey değildi. Tabii ki takdire şayan bir sanatçıydı kendisi. Ama benim öyle çok sevdiğim bir tür değildi. Fakat şimdi bakıyorum daha iyisi gelmedi. İşte bu tür pop müzikleri de dinliyorum. Yani 90'lara kadar olan, 90'lardan önce olan pop müzikleri de keyifle dinlediğim parçalar var. Yerli pop müzik ya da hafif müzik seviyor musun derseniz, çok fazla ilgimi çekmedi hiçbir zaman. Bugün herkes eski Türk hafif müziğini çok seviyor. Ama ben hiçbir zaman çok çok bayılmadım. Ha, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Nilüfer'in sesi dünyada eşi olmayan bir sestir. Daha eğitimli sesler olabilir, sesini daha iyi kontrol eden sanatçılar olabilir ama Nilüfer ses rengi olarak dünyada eşi olmayan bir sanatçımız. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Türk sanat müziğinden de sevdiklerim var. Yıldırım Gürses bestelerine bayılırım. Çok sevdiğim parçaları var. Çok eski ağdalı o tasavvuf musikisi tarzı müzikler de çok ilgimi çekmiyor. Küçükken radyomuz vardı bizim. Bütün gün açık olurdu. Orada böyle çok ağdalı bir şekilde sabahtan akşama kadar işte Lemi Atlı yönetimindeki Türk Tasavvuf Musikisi Korosu devamlı konserler, şarkılar çalardı. Biraz da herhalde çok fazla dinlediğim için artık çok fazla ilgimi çeken bir müzik değil. Arabesk dinliyor musunuz derseniz çok dinlemiyorum ama burada da yine hemen şunu belirteyim. Orhan Gencebay bence Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi bestecidir. Müziğini seversiniz, sevmezsiniz, hayran olursunuz veya hiç sevmeyebilirsiniz. Bu tamamen kişisel zevke kalmış bir şey. Ama teknik açıdan değerlendirdiğimizde Orhan Gencebay Türkiye'nin en iyi bestecisidir. Yine unutmadan Türk halk müziğinden iki sanatçıyı çok beğeniyorum. Birisi Nazlı Öksüz, diğeri de Sevcan Orhan. Bunlar bence günümüzdeki halk müziğini en iyi icra eden sanatçılar. Benim çocukluğumda çok çok iyi Türk halk müziği sanatçıları vardı ama çok fazla kalmadılar. Mesela bir Hale Gür, bunun gibi sanatçılar çok kolay yetişmiyor veya Özay Gönlüm. Ama en güncel günümüzden sevdiğim iki isim bunlar. Başka bir de tabii Anadolu Rock var. Oradan da yine sevdiğim eserler, sevdiğim sanatçılar var. Ama o da öyle çok fazla aman aman ilgi duyduğum, çok dinlediğim bir tür değil. Evet, sevdiğim ve dinlediğim müzik türlerini kısaca böyle özetleyebilirim. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.